Bu ne lan? Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video, hepiniz hoş geldiniz. Bugün dolandırıcıları trolleyeceğiz. Hem de nasıl olacak arkadaşlar biliyor musunuz? Server'da. Şimdi ben biliyor musunuz? Küçücük minnacık bir kızım arkadaşlar ben. Ve bu küçücük minnacık kız VIP almış. Çünkü burada VIP'yim arkadaşlar. Biraz daha inandırıcı olsun diye VIP hesabımdan giz. Sekan ne ya? Sekan diye bir kelime var mı arkadaşlar? Çeviriden bir bakın yani. Dil algıla yapın. Selam yazacağıma Sekan yazdım. Türkçe öğretmenim iptal yani şu anda. Beni izliyorsa eski geçmişteki Türkçe öğretmenlerim hepsi diyor bana. Sana hiçbir bir şey öğretemedik diyor. Her neyse arkadaşlar. Bugün benim VIP'm var. 7 yaşında olduğum için de. Şu arabaların game pace'i biliyorsunuz ki farklı arkadaşlar. Onu alamıyorum abi. Nasıl alınıyor? Annem de bilmiyor. Lütfen bana öğretir misiniz diyeceğim. Bakalım beni. Abi abla işte ne gelirse. Bakalım beni kandırmaya mı çalışacaklar yoksa öğretecekler mi insani bir özellik olarak göreceğiz arkadaşlar. Makyajsız mukyajsız oturdum yani. Siz beni görmek istiyor musunuz? Bir de böyle görün. Bir de ev haliyle görün dedim. Yaptım bunu. Daha canınız ne istiyor? Her neyse arkadaşlar. Hemen şimdi abone olduk mu? Like attık mı? Bildirimlerimiz açık mı? Hemen kontrol edin bakayım. Kontrol edin. Bekliyorum. Bekliyorum. Ne bakın? Kontrol ettiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Hemen dağları delip videomuza geçeceğiz arkadaşlar. Dağları deldim. Tek başıma çölleri aştım. Bir tek ben elleri yendim. Kız başıma. Yanlış anlamayın ama. Baf aletini hiç kimse yıkamazdım. Evet arkadaşlar. Ay kilibik görse ömrü uzar yemin ederim. Şuna bakar mısınız? Kilibik tatlı bir karakterim var arkadaşlar. Tam böyle inandırıcılığı artmış bir yani. Hemen gidelim arkadaşlar merkeze doğru. Ne yapıyorsun kanka? Nereye gidiyorsun? Dur lan. Dur lan. Dur lan. Şuna bakasana. Mük karakter ya. Of be. Çok harika bir karakter. Bu nasıl bir karakter? Hemen merkeze doğru gidelim arkadaşlar. Dur abi gelme abi üstü. Abi nereye götürüyorsun beni? Niye üstüme geliyorsun? Gerçi ben niye yoldan gidiyorum? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Hiç normal hayata, gerçek hayata uygun mu arkadaşlar? Yani gerçekten. Ay gözlerime bak. Ben de korktum kız. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Allah Allah. Kimse niye mi açmamış? Ha, öbür tarafta evler. Ben de o tarafa giderim. Of ya herkes evine girmiş. RPMBP yapıyor ya. Çıkın ortaya kanka çıkın. Burada kim var? Hemil Lokmam. Lokum. Lokum. Öyle bir şey. İçeride. Hemen zili çalak. Abla baksana. Abla. Abla baksana ya. Soru işareti gönderiyor. Abla sana bir şey sorabilir miyim? Lütfen. No. 7 yaşında sanki böyle konuşuyoruz da. Keşke böyle konuşsak. Çok tatlı. Lütfen. No. Yani. Abla diyorsun şöyle. Sor diyor. Gel bir Allah Kur'an hakkına dedim ya. Allah kelimesini artık yazdırıyor. Aferin adam ol Brookhaven. Allah kelimesini yazdıracaksın. Yazdırmasan da sorun değil. O her yerde büyüktür. Racon kesiyor. Tamam geliyorum diyor arkadaşlar. Hah, geldi arkadaşlar. Söyle diyor. Abla benim Robux'um var da. Evet diyor. Bakalım arkadaşlar. Dolandırılacağım mı çok merak ettim. VIP aldım. Biliyorum ama arabalı Game Pass almasını bilmiyorum abla. Bana yardım et abla lütfen. Kaç Robux'um var diyor. Dur bakalım arabalı Game Pass ne kadardı? 800 Robux'muş arkadaşlar. Zaten burada her şey 800 Robux diğer paketler. Tamam. Benim kaç tane Robux'um olsun? 1000 olsun arkadaşlar. 1000 ablacığım. Oo iyi diyor. Umarım düşündüğü bir şey yapmaz. Arkadaşlar. Abla of almamadım. Robux'um yetmiyor mu? Por kaldım dedim arkadaşlar. Fakir yazılmıyor çünkü. Por da nereden biliyorsam. İngilizce görürüm ben. İngilizce girl. Lan böyle dalga mı geçiyorum? Bende bir tane yok diyor. Aga be. Aga be. Doğru söylüyor ya. Lan bu ev VIP ama.
Senin de VIP'in var sonuçta. Yanlış mı hatırlıyorum? Yok abla, estağfurullah, bizde öyle şeyler olmaz. Şu tipten racon K çıkması peki. İnsanların arkasında nasıl yüzler var bilemeyiz sonuçta gençler. Tamam kardeşim, solda sepet var diyor. Nerede? La burada ne oluyor, kız bu olaya geldi. Solda diyor. Yok abla. Bak ne diyeceğim. Ben sana şifre vereyim, sen hallet abla. Tamam mı? İnsanlar dolandırıcılık yapmak istemezken benim girdiğim trip. Onlar yapmak istemiyor, ben zorla yaptırmak istiyorum. Sakın sakın diyor. Kimseye verme, çalarlar diyor arkadaşlar. Ya! İnsanlık hala ölmemiş ya. İnsanlık hala ölmemiş. Vay be abla. İnsanın büyüklüğü yaptıklarından gelirmiş. Sen de büyüksün be abla. Şapka çıkardık be abla. Arkadaşlar, arkadaşımıza bir like atalım. Buradan bu arkadaşımıza selam söylüyorum. Beni dolandırmadığı için thank you, yani teşekkür ediyorum. Gerçekten dolandırmadı beni ya. Evet arkadaşlar, o zaman başka bir yere geçelim. Hemen gidelim. Vay be ablam, vay be ablam. Aga be. Çok iyiydi yalnız var ya. Çok iyiydi ya. Şifremi vereyim dediğim halde verme dedi. Sakın sakın dedi ya. Böyle insanlar kalmış mı? İnsanlığa dair hala umudumuz var gençler. Hala var. Bu kız ne yapıyor lan? Ne yapıyor lan? Oyna bakayım delil oy, delil oy. İnsanlığa dair hala umudumuz var. Dansı ke. Hadi bakayım çocuklar, oturmaya mı geldik? Dans ke. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. İnsanlar el ele tuttuysa, birlik olsa, uzansak sonsuza ve başkasına geçiyoruz. Hadi. Şimdi şöyle bir yere geldik arkadaşlar. Burada arkadaşlarımız var. Yabancı konuşuyor. Of ya, yabancı server'a mı girdim yoksa? Galatasaray yazıyor ama burada. Umarım yabancı server'da değilimdir. Sevolak beni yurt dışına götür diyor. Manyak ya. TR şartları çekilmiyor diyor ya. Elin yabancı kızına sanki allıyormuş gibi yazdı da bak arkadaşlar. Evlenek seni çok mutlu ederim diyor. Kız kaçtı. Kız kaçtı zor tingolar. Zor tabi dedim. Arkadaş da gülüyor. Evlenme işlerini halletmeye gitti diyor. Asla kaçmadı. Tabi abi dedim. Tabi abi. Aga be, terk edilmek nasıl bir duygu abi? Kestan veledi zina diyor arkadaşlar bana. Bak beni çok sinirlendirdi şimdi. Ben keserim mi abi? Ama sen kesebilir misin olmayan kendini, benmişliğini? Silindir zina. Kendimle karşılaşınca. Hayırdır lan? Neyse ya, ben böyle laf çakmamam lazım. Ben çocuğum daha. Kesin yaş 10 diyor bak. Aynen max 10 diyor. UAS ne demek abi? Yaşımsa 7 dedim. USA mı yoksa? Amerika'nın oyunu musunuz lan siz? Amerika'nın oyunu musunuz bu TR'ye? He, Amerika'nın oyunuyum, oraya gideceğim diyor. Oyunları sizin gibi ergenler oynar. Kendini bilenler kendi oyun alanında kalır. Siz başka server'a kaçarak korkaksınız. Okey. Ne diyor bu la diyor arkadaşlar. Bak anlamadım. Yani ben Türkiye server'ında kalırım. Burası benim oyun alanım. Sen başkalarının oyun alanında ol. Abim! Anlıyor musun abim? Silindir abim. Tövbe yarabbim, silindir zina dedirtti bir de bana ya. Ve zina diyor arkadaşlar bana. Ben ne yapayım? Benim suçum mu? Benim hatam mı? Ya bir diyor biptir git diyor arkadaşlar. Bu veletin bile VIP var diyor arkadaşlar. Bir koydu bip diyor arkadaşlar. Hani koymuş yani. Ay. Olabilir, ailem alıyor. Tamam arkadaşlar, şimdi zamanı. Şimdi kesinlikle zamanı. Zor. Çok seviniyorum. Tam zamanı. Asım bize ne diyor? Abi ben sana bir şey soracağım dedim. Şimdi geldi zamanı. Troll. Silindir abicim. Bak onu tipine 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 tipine. Güzelmiş aslında karakter de, sinir olduğum için tipine diyeceğim. Sorma diyor. Tamam ben VIP aldım da arabalı Game Pass nasıl alınır onu soracaktım. Söylemezseniz söylemeyin, sıkıntı değil. Gel ben öğretirim diyor arkadaşlar.
İlk bana sordu lan, sus ben öğretirim eve gel diyor. İyi de niye evde öğretiyorsun, burada da öğretebilirsin. Neyse tamam abi diyelim arkadaşlar. Tamam abi. Hayırlı işler kanka diyor, o da gülüyor. Lan ilk defa benim gibi random atan birini gördüm. Neyi hayırlı işler? Neye hayırlı işler dedim abi dedim arkadaşlar. Kolay gelsin diyorum sana öğrettiği için diyor. Bak bak gel diyor arkadaşlar. Seni parka getirdim, bebeksin daha diyor. Arkadaşlar kreş açtı da onu diyor Zeki abim. Keşke sen de biraz parka gitseydin de insanlarla oynamamayı öğrenirdin. Parkta oyun oynanacağını öğrenirdin abi. Anladınız mı? Anladın mı? Anladınız mı? İnsanların duygularıyla oynamamayı. Ne kadar laf biliyor bip diyor arkadaşlar bana. E tabi canım. Ben sana öğreteyim diyor. Hemen o konuya giriyor arkadaşlar. Tamam abi. Hiç bak o kadar laf çaktım. Şu anda avcı avını öyle bir yakaladı ki umurunda değil. Hakaret etsem şu anda. 7 sülale girsem umurunda olmayacağından eminim. Çünkü şu an beni büyük ihtimalle dolandırmaya çalışıyor. Umarım öyle değildir arkadaşlar ama birazdan dolandırılan girl olacağım. Tamam sen alamazsın. Ver şifreni diyor. Banadır arkadaşlar, bu bana çıkmıyor zaten. Kendim alamaz mıyım? Alamazsın diyor. Tabii tabii alamazsın, ver abiye diyor arkadaşlar. Tamam abi vereyim. Ver diyor arkadaşlar, bak bak. Ben çıkıyorum dedi arkadaşlar. Niye la diyor. Yok kanka bana göre değil dedi arkadaşlar. Biptir bip diyor arkadaşlar. Alemin dürüstü sensin diyor. Ben yapmam kanka dedi. Ne oldu diyeyim arkadaşlar. Niye abi ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Biptir git o zaman, işimi bozma diyor. Çalışıyor musunuz siz abi? He he çalışıyoruz bip diyor. Ne iş yapıyorsunuz dedim. Keriz tarlamız var diyor. Onları topluyoruz diyor. Zor iş, Allah yardımcınız olsun dedim arkadaşlar. Bu çok saf oğlum dedi gitti arkadaşlar. Bana diyor. Çok sefimdir. Ver şifreni diyor arkadaşlar. Tamam annem biliyor, ona sorayım vereyim mi abi dedim. Zor. Anneme sormam hiç istemeyecek şu an. Annene sorma sen bilmiyor musun diyor. Hayır bilmiyorum, annem biliyor. Birine vereceğim diye söyleme diyor arkadaşlar. Neden dedim. Sonra Game Pass alamazsın diyor. Bak bak. Tamam abi. Ay ne kadar fenasın. Arkadaşlar bu arada bunun sevgilisi falan geldi. Aşkım bu kız gelmez dedi. Ben bunları yarım saattir falan bekletiyorum arkadaşlar. Trolledim mi? İyi trollerim. Geldi diyor arkadaşlar. Geldim dedim arkadaşlar. Yarım saatte sana yardım etmek için bekliyoruz diyor. O kadar iyisiniz ki sağ ol dedim arkadaşlar. Çok iyiler değil mi? Zor gerçekten. Ben de yardım edelim, bizim işimiz var diyor. Tabii abla ya, tabii abla ya. İkiniz beraber, bir de Sly yazıyor ya. Sly'lar bir kere kimseyi dolandırmaz. Hatta dolandırılan bir insan görse ona yardım eder. Zortingo. Bunu bilmiyor musun değil mi arkadaşlar? Sly o demektir yani. Böyle kendinden emin insanlar. Allah Allah. Ver abim diyor. Bak şimdi arkadaşlar onları çok kötü trolleyeceğim. Bekleyin. Abi anneme soydum ben. Diyor. Annem dedi ki sen bilmezsin. Ben vereyim diyor yanımda. Telefon konuşuyor. Onu bekliyorum, size verecek. Aha bip sıçtık diyor arkadaşlar. Annesi versin bırak diyor. Bak bak. Annemi de aptal yerine koyacaklar arkadaşlar. Evet evet o verecek ama telefon konuşsun hemen verecek değil mi arkadaşlar? Benim annem hemen verir yani. Allah'ın beyinsizleri ya. Dolandırıcılar çalıştığı kadar beyniniz keşke birazcık da böyle şeylere çalışsa. Şu odaklanmış resmen yani. Bu biri dolandıracak bugün. Başka çıkarı yok. Rüyasında bile beni dolandırdığını görür yani yatsa da. Evet ben annesiyim. Teyze ben kızınıza yardım ediyorum diyor. Sağ ol oğlum. Kurbanlar olurum sana, ne kadar iyisin. O kadar iyisin ki. Rica ederim teyze diyor bir de.
O kadar iyisin ki oğlum. Senin gibi gençler kaldı mı? Gençlik bitmiş. Senin gibi kaldı mı be? Dolandıracak beni normalde aslında. Tabii var teyze diyor. Dur sinirleneyim. Teyze senin anandır oğlum. Ben gençim dedim. Tamam abla, anamı katma, verin. Yardım edek, sıkıldık diyor. Daha da büyük bir inançta bekliyorlar arkadaşlar. Veriyorum oğlum. Ver abla diyor. Sonunda abla demeyi öğrendi. Ava giderken avlandın nokta net. Ne diyorsun Bip diyor arkadaşlar. Sen çocuk mu kandırıyorsun? Benim yavrumu dolandıracaksın. Ben avukatım. Sizi IP'den bulacağım sizi. Görürsünüz. Utanmaz ağlanmazlar. Türk annesiyim arkadaşlar burada. Allah'tan korkun, Allah'tan. Benim yavrumu dolandıracaksınız. Aşkım korkuyorum diyor arkadaşlar. Yalan Bip sıkıyor diyor arkadaşlar. Seni Bip diyor bana. Korkma aşkım diyor bir de. Dolandırıcıya bak. Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre bir kimseyi alenen aşağılayıcı bir söz söylemek 3 aydan 2 yıla kadar hapis. Aşkım korkuyorum diyor. Korkun bence de. Hele ki dolandırmak gençler. O da har. Madde 157. Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası verilir. Gençler, bu arada arkadaşlar hakaret suçu gerçek yani. Sosyal medyada da olsun, birilerine yorum atarken çok dikkat edin, ben sizi uyarıyorum. Çünkü son günlerde fenomen arkadaşlarımızın hepsi artık kendilerine yapılan hakaretleri avukatlarına verip şikayet ediyorlar. Birden kapınıza bir kağıt gelebilir. O yüzden kimseye hakaret bari konuşmayın, tamam mı? Eleştirin ama hakaretle konuşmayın. Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum bunu. Almak isterseniz alırsınız, almazsanız da yani bir gün kapısında bir mahkeme kağıdıyla uyanabilirsiniz. Aileniz zor duruma düşer. Sakın sosyal medyada o yüzden. Yani sosyal medyada değil, normal hayatta da arkadaşlar. Buna dikkat edin. Normal hayatta nasılsanız öyle olmanız lazım. Sonuçta buradaki arkadaki bizler de yani birer insanız arkadaşlar. Aşkım çok korkuyorum ben diyor kız. Arkadaşlar bu da çok ses çıkarmamaya başladı. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten çok kolay bulunması biliyorsunuz yani. Abla ilk defa yapıyordum vallahi diyor. Emin misin? Vallahi abla diyor, ben kötü biri değilim diyor. Aynen değiliz, lütfen şikayet etme diyor arkadaşlar. Maddeleri falan söyleyince. Peki çocuklar, bu son olsun. Sizi rahat bırakıyorum dedim. Teşekkür ederiz abla, kızı çok tatlı diyor. Bak 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 bak. Tabii anasından belli. Olmayan kızım. Olmayan anne şu anda. Teşekkür ederiz abla, iyi günler diyor. İyi günler gençler dedim. İyi günler abla diyor arkadaşlar bana. Pişman oldum yemin ederim. Abla sen geldin diye değil diyor. Pişman olmak, utanmak da bir erdemdir. Hiç değilse bu erdemle bakarak bir daha aynısını yapmazsın. Evet arkadaşlar, ben çok eğlendim gerçekten o maddeleri de. Bir de bunları yarım saat beklettim ya, asla böyle troll olduğunu anlamadılar. Zaten o arada komşum falan geldi, gelmesi iyi oldu arkadaşlar. Ben sadece karakteri arada oynattım şöyle, hani düşmesin serverdan diye. Bir de ek olarak arkadaş falan ekledim. Çok iyi oldu ama gerçekten. Ama sonunda doğru yolu buldum. Evet arkadaşlar, böyle videonun sonuna geldik. Son olarak da şunu demek istiyorum. Gerçekten hayatta dürüstlük istiyorsan ilk başta kendinden başlamalısın. Görüşürüz.